Afiyet olsun. Sağ ol. Değerli silah ve mesai arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Dost ve kardeş ülke Kosova'yı ziyaret etmekten ve sizlerle bir araya gelip beraber bulunmaktan da büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını ve sevgilerini de hepinize iletiyorum. Değerli arkadaşlarım, bölgesel ve küresel gerginliklerin tırmandığı kritik bir dönemde Türkiye olarak Karadeniz'den Afrika'ya, Orta Doğu'dan Kafkaslara kadar barış ve istikrarın hakim olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Aynı şekilde Balkanlarda da barış, güvenlik ve istikrarın korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda tarihi, kültürel, dostluk ve kardeşlik bağlarımız bulunan ve Balkanlardaki önemli ortaklarımızdan biri olan Kosova ile de yakın işbirliği içerisindeyiz. Sınırımız olmasa da komşu ülke olarak gördüğümüz Kosova ile kültürel bağlarımıza yaraşır şekilde işbirliği ve ilişkilerimiz başta savunma ve güvenlik olmak üzere her alanda güçlenerek devam etmektedir. Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerden birisi olarak buradaki huzur ve barış ortamının devamı için yoğun çaba harcıyoruz. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ve NATO bünyesindeki barışı destekleme ve koruma misyonu kapsamında bildiğiniz gibi 1999 yılından beri Kosova'da görev yapmaktadır. Birliğimizin buraya ilk intikalinde bölge halkı tarafından gösterilen büyük coşku ve muhabbet hafızalarımızdaki yerini korumaktadır. O günden bugüne şanlı Türk ordusunun buradaki varlığı dost ve kardeş Kosova halkına güven vermektedir. Sizler de bu sevgi ve güvene layık olmak için yüzyıllardır ortak bağlarımızın ve kültürel değerlerimizin bulunduğu bu coğrafyada ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırıyor, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bölgede güvenlik ve istikrarın korunması için kritik bir vazife icra ederek Kosova'nın güvenliğine katkı sağlıyoruz. NATO, Kosova gücüne en çok destek veren ikinci ordu olarak Kosovalı askeri personele eğitim desteği veriyoruz. Ayrıca sivil asker işbirliği kapsamında hayata geçirdiğimiz kültür, eğitim, sağlık, sosyal ve altyapı projeleriyle de kardeş Kosova halkına destek oluyoruz. Değerli arkadaşlarım, zaman zaman bölgede gerginliklerin tırmandığına şahit oluyoruz. Nitekim bir süre önce bölgede gerginliğin artması ve meydana gelen olaylar sonrası bildiğiniz gibi 65. Mekanize Tugayımızın komando taburu ihtiyat taburu olarak Haziran ayında buradaki görevine başlamıştı. Bu birliğimiz 10 Haziran 31 Ağustos tarihleri arasında bölgede sükunetin sağlanmasına sizlerle birlikte katkı sağlamıştır. Mevcut gelişmeler de göz önüne alındığında ifade etmek isterim ki Kosova'da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu diyalogtur. Türkiye olarak diyalog sürecini destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Kosova görev gücü komutanlığını devralmamızla birlikte sorumluluklarımız daha da artmıştır. Komutanlığımız döneminde bölgedeki tüm unsurları eşit gören ve ayrım gözetmeyen profesyonel bir yönetim ilkesi sergileyeceğiz. Bölgedeki güvenlik, barış ve istikrarın teminatı olarak sizlerin görevlerinizi çok daha yüksek bir motivasyonla yerine getireceğinize de yürekten inanıyorum.
Görevlerinizde başarı sağlamanız disiplin ve işbirliğini gerekli kılmaktadır. Bu vesileyle önemsediğim bazı hususları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler tüm nitelikleriniz hassasiyetle dikkate alınarak emsalleriniz arasından bu kıymetli görev için seçildiniz. Zira dünyanın en başarılı savunma örgütü olarak kendini kanıtlanmış NATO bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil eden görevler icra ediyorsunuz. Uluslararası arenada ülkemizin saygınlığını ve itibarını temsil etme misyonu Kosova'da sizlere emanet edilmiştir. Türk askerinin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle bölgedeki etkisini ve bunun uluslararası ilişkilere de katkısını her daim göz önüne alarak faaliyetlerinizi icra ediniz. Bu bilinçle sorumluluklarınızı en mükemmel şekilde yerine getirmeye gayret ediniz. Milli, manevi ve mesleki değerlerimiz ışığında aldığınız eğitim ve kurslar, sizlere tevdi edilen vazifenin altından rahatlıkla kalkmanıza yardım edecektir. Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle bugüne kadar gösterdiğiniz yoğun gayret ve özveri için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bundan sonra da görevinizi layıkıyla yerine getireceğinize yürekten inanıyor. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Sağ olun. Sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sağ olun.